Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Aralık 2015 Salı günündeyiz. Bugün sizlere daha önce videosunu gösterdiğim tezgah testleri ile ilgili bazı ayrıntıları göstereceğim. Bazı arkadaşlar işte testlerinin kalkıp inmesi ile ilgili vidalı sistemin nasıl çalıştığını sormuştu. Sizlere onları göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, vidalı sistemimiz bu şekilde. Şu kolun sürekli bir vida, şöyle gördüğünüz gibi şuraya kadar gidiyor. Şurada spiral taş motorunu yukarı aşağı kaldıran ana vidamız şurada. Şu ilave parçada, bakın şurada bir vida var. Şu vida şuradaki kanala geçiyor. Bu vida şöyle geri ve ileri giderek bıçağımızı aşağı ve yukarı getiriyor. Şu vidayı sürekli çevirdiğimiz zaman şu ileriye kadar gidiyor. Evet. Şunun içinde de bir somun var. Somuna şu parçayı sabitledikten sonra siz onu geri çekerseniz bu şekilde bu somunla beraber şöyle geri geliyor. Tabii o haliyle şunu da şöyle geri çekiyor. Geri çektiği zaman da şöyle şu geri çektiği zaman da şu aşağı iniyor. Bıçağımız dışarı çıkıyor. Tam tersini yaptığımızda da şöyle şu ileri gittiği zaman da bıçağımız eski yerine geliyor. Bu şekilde çalışıyor. Şurada bir oynar başlıklı vidamız var. Bu sabit değil, bu oynar. Şurada bir oynar bir cıvatamız var. Ve tekrar şurada da bir cıvatamız var. Kanalda gidip gelmesi için. Şimdi şu kanalları niye yaptık? Normalde bu testereyi bu şekilde kullansaydık, yani üstüne bir parça koyup bu şekilde kullansaydık, normal kendi ağırlığıyla zaten kaldırıp indirebilecektik. Ama bu ters kullandığımız için biz bu masayı normal şartlarda ters kullandığımız için bu kendi ağırlığıyla geriye düşüyor, tutmuyor kendini. Zaten onu ilk denemeden sonra ben fark ettim. Mecburen şu kanalları koymak zorunda kaldık. Şu cıvatanın uzun kısmı şu içeride kanalın içinde gidip geliyor. Yani hiçbir şekilde testereyi istemsiz bir şekilde aşağıya bırakmıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir başlangıç ve bitiş noktası yaptık şöyle. Daha fazla sıkıp da şu demiri eğmemek için şuraya dayandığı zaman bırakıyoruz zaten. Aynı şekilde buraya da dayandığı zaman bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kaldırma sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Yani çok video izledim, çok modellere baktım. Benzerini yapmaya çalıştım. Çok farklı, belki daha güzel modeller olanları da var. Daha güzel kaldırma sistemleri olanlar da var. Kendi kendime biraz bunu buldum diyelim. Elimdeki imkanlar dahilinde. Evet. Çalışma sistemimiz bu şekilde. Bir de burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar masa ile ilgili bir bilgi vereyim. Daha önce 70'e 120 ölçüsünde olduğunu söylemiştim bu masanın. Siz de bir şekilde rahatlıkla her yerde bulabileceğiniz bir masa bu. Alıp ve spiral taş motorunuz varsa, evde de böyle bir kesim ihtiyacınız varsa ufak tefek bir mobilya işlerinde kullanabileceğiniz ya da hobi amaçlı maket ürünlerde, model ürünlerinde kullanabileceğiniz bir testere. Spiral taş motoru takmadan önce bakmıştım ama zannedersem 6.000-7.000 devirli olması lazım. Demiştim işte bıçağını değiştirmiştik. Bu şekilde. Burada da daha önceki videoda gösterdiğim gibi kablosu buradan geliyor. Bu şekilde sigortası var. Fişi var. Evet. Şekilde kapatalım.
tekrar yukarı kaldıralım. Son haliyle. Evet. Şöyle sona dayandı. Bırakıyoruz. Evet, parçalara gelince arkadaşlar, dediğim gibi bu mesela, belki birçoğunuz tanırsınız, bu duvara monte edilen rafların, daha önce iş yerlerinde kullanılan raf sistemlerinin taşıyıcı ayakları, rayları, bunu kullandım ray olarak oraya ve şuradaki fence sistemine koyduğumuz rayda bunu kullandım. Şurada bir büyük bir civatamız var, bu da büyük ihtimalle bir bizim garajdan bulduğum, yani garajımızdan bulduğum bir çamaşır makinesinin bir vidası olabilir. Şu köşe bentleri zaten her yerde bulabileceğiniz, nalburdan bulabileceğiniz köşe bentler. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde iki tane tahtaya sıkıştırdık, tutturduk bunu. Ama burada çok dikkat etmeniz gereken, masanın tam 70'e 120 olduğunu zaten eminiz. Masanın gönyesine göre hareket etmeniz. Çünkü masanın gönyesine göre şu oturtacağınız parça bile aynı ölçüde dik bir şekilde, diklemesine ve enlemesine bir şekilde tam gönyeli olarak oturtmanız gerekiyor ki bıçağınız, motorunuz tam dik bir şekilde dursun ve ona göre keseceğiniz parçalar da tam düz bir şekilde, gönyeli bir şekilde çıkabilsin. Bunu oturtabilmeniz çok önemli. Evet arkadaşlar, sanırım testleriyle ilgili verdiğim ayrıntı umarım yardımcı olmuştur. Yine başka bir bilgi isteyen arkadaşlara ileride de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.